Arkadaşlar, iyi bir alışkanlık edinmek zordur. Aynı şekilde kötü bir alışkanlığı bırakmak da zordur. Mesela düzenli spor yapacağım dersin, bir iki gün yürüyüşe gidersin ya da spor salonuna gidersin, üçüncü gün bırakırsın. Daha sağlıklı besleneceğim dersin, bir iki gün devam edersin, üçüncü gün diyeti bozarsın. Daha sosyal medya kullanacağım dersin, 5 dakika sonra kendini Instagram'da bulursun. Bunlar benim de bizzat kendi hayatımda yaşadığım problemler. İşte ben en son bu konuyla ilgili Atomik Alışkanlıklar diye bir kitap okudum. Kitabın yazarı psikolog James Clear. James Clear bu kitabında iyi bir alışkanlık edinmek veya kötü bir alışkanlığı bırakmak için uygulayabileceğimiz çeşitli taktiklerden söz ediyor. Ama kitabın başında diyor ki ilk önce bizim alışkanlıkların yapısını bilmemiz gerekiyor. Ya da işte bir alışkanlık edinirken beynimiz nasıl çalışıyor bunu bilmemiz gerekiyor diyor. Eğer diyor bunu bilmezsek o zaman hiçbir taktik işe yaramaz. İyi alışkanlıklarda, kötü alışkanlıklarda hep aynı döngüyü takip ediyorlar. 4 basamaklı bir döngüsü var. İşaret, istek, tepki ve ödül. İşaret nedir? Bize bu alışkanlığı hatırlatacak bir şey. Mesela ne olabilir? İşte sosyal medya kullanımı için telefon. Ya da telefona gelen bildirim. Mesela Instagram'dan gelen bildirim bana neyi hatırlatıyor? Instagram'ı hatırlatıyor. İstek nedir? Beni harekete geçiren istek. Yani bildirim geldiği zaman bu bildirimin ne olduğunu merak ediyorum ve tıklıyorum. Tepki dediğimiz şey alışkanlığın kendisi. Yani telefonu elime alıp Instagram'da dolaşmam. Ödül ise bu alışkanlığın sonunda gelen mesela bir rahatlama hissi olabilir. James Clear diyor ki bütün alışkanlıklar bu dörtlü döngüyü takip eder. Ve iyi bir alışkanlık geliştirmek istiyorsak bu döngüdeki 4 adım için yapacağımız şeyler var. Kötü bir alışkanlığı bırakmak istiyorsak yine aynı şekilde bu döngüdeki her adım için yapmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi iyi bir alışkanlık geliştirmek istiyorsak işaret adımı için görünür kılma, istek adımı için cazip kılma, tepki adımı için kolaylaştırma, ödül adımı içinse tatmin edici kılma yapmamız gerekiyor. Tam tersi, kötü bir alışkanlığı bırakmak içinse işaret adımında görünmez kılma, istek adımında itici kılma, tepki adımında zorlaştırma ve ödül adımında da tatmin edici olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi peki bunları nasıl yapacağız? Daha iyi anlayabilmek için kendimize birer tane örnek seçelim. Mesela edinmek istediğim davranış düzenli spor yapma alışkanlığı olsun. Bırakmak istediğim davranışsa daha az sosyal medya kullanımı olsun. Bu aralar gerçekten sosyal medyada daha az vakit geçirmeye çalışıyorum. Şimdi ilk adımımız neydi? İşaret. Yani geliştirmek istediğim iyi alışkanlık için bana onu hatırlatacak bir işaret koymam gerekiyor. Şimdi birinci adım işaret. Geliştirmek istediğim alışkanlık için görünür kılma, bırakmak istediğim alışkanlık içinse görünmez kılma yapmam gerekiyor. Geliştirmek istediğim alışkanlık neydi? Spor yapma alışkanlığı. Bunu nasıl görünür kılabilirim? Mesela spor ayakkabımı kapımın önüne koyabilirim. Böylece ayakkabıyı gördüğüm zaman aklıma spor yapma gelecek. Ya da ertesi gün spor yapmaya niyetlendiysem o zaman spor kıyafetlerimi dolaptan çıkarıp görünür bir yere koyabilirim. Veya alışkanlık geliştirmek için kullanabileceğimiz bazı uygulamalar var. Bu uygulamaya mesela spor yapma alışkanlığını eklerim. Sonra kendime bir bildirim koyarım. Böylece bildirim geldiği zaman bana bunu hatırlatacak. Bakın bu edinmek istediğim alışkanlığı görünür kıldım. Şimdi bırakmak istediğim alışkanlığı da görünmez kılmam lazım. Onu nasıl yapacağım? Şimdi bana sosyal medyayı ne hatırlatıyor? Bir kere telefonum hatırlatıyor. Ne yapabilirim? Telefonu uzak bir yere koyabilirim. Veya eve gittiğim zaman telefonu hemen çantamdan çıkarmam, bir süre çantamın içinde tutarım. Ya da sosyal medya uygulamalarını mesela ana ekrandan silerim. Böylece ana ekranı açar açmaz hemen sosyal medya uygulamalarını görmeyeceğim. Ya da sosyal medya uygulamalarının bildirimlerini kapatırım. Böylece sürekli olarak bana onları hatırlatacak bir şey olmayacak. Böylece işaretlerden kurtulmuş olacağım. Yani bırakmak istediğim davranışı bana hatırlatacak olan bir şey olmayacak çevremde. Şimdi ikinci adım istek adımı. Geliştirmek istediğim davranışı cazip kılıp bırakmak istediğimi de itici kılmam lazım. Bakın mesela içeceklerin kapakları, işte kutuları falan hep böyle renklidir, canlıdır, böyle çok caziptir. Ya da abur cuburların kapakları böyle çok lezzetli görünür. Bu hep aslında cazip kılmayla ilgili bir şey. Veya eskiden hatırlarsınız sigaraların paketleri böyle parlak kırmızılar, parlak maviler, güzel logolar falan böyle çok cazip görünüyordu. Sonra bunu değiştirdiler. Böyle hepsini tek tip siyah kutuya döndürdüler. Üstüne de gerçekten görünce itici bulduğunuz fotoğraflar eklediler. Bu da itici kılmayla alakalı bir şey. Şimdi ben spor yapma alışkanlığını kendim için cazip kılmaya çalışıyorum. Ne yapabilirim? Mesela dışarıda yürüyeceksem bir arkadaşımı benimle beraber yürüyüş yapmaya davet edebilirim. Böylece hem ona söz verdiğim için mecburen yürüyüşe gitmek zorundayım hem de yürüyüş yapma aktivitesini kendim için bir tık daha keyifli hale getirmiş oldum. Ya da eğer evde spor yapacaksam, yürüyüş yapacaksam mesela sevdiğim bir diziyi yürüyüş esnasında açıp izleyebilirim.
Yine yürüyüş yapma aktivitesi benim için daha eğlenceli ve cazip hale gelir. Bırakmak istediğim davranışı nasıl itici yapabilirim? Kitapta diyor ki bunu itici kılmak için bu alışkanlıkla ilgili zihninizde kurduğunuz ifadeleri değiştirin. Mesela ben 1,5 aydır yaklaşık şeker yemiyorum. Çünkü şeker beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Yani böyle bir sürü metabolizmamla ilgili bir sürü böyle probleme sebep oluyor. Artık o yüzden şeker yemeyi bıraktım. Şimdi artık bir tatlı gördüğüm zaman ya da şekerli bir şey gördüğüm zaman o benim için lezzetli bir şey değil. Benim için beni şişiren ve beni rahatsız eden bir şey. Yani bakın ben zihnimdeki aslında şekerle ilgili ifadeleri itici olacak şekilde değiştirmiş oldum bilmeden. Ve böylece gerçekten 1,5 aydır canım hiç şeker istemiyor, hiç şeker tüketmiyorum. Şimdi geldik 3. adıma. Tepki. Yani alışkanlığın kendisi. Bizler bir şey ne kadar kolaysa onu o kadar çok yapma eğilimindeyiz. Bu yüzden bakın mesela Netflix'te dizinin bir bölümünü bitiriyorsunuz ya. Hemen size hiç sormadan hemen ikinci bölüme geçiyor. Niye? Kolaylaştırıyor ki yani hiç başından kalkmayın diye. Veya bakın bu telefonları kullanmak çok kolay. Bunların kullanımını kolaylaştırmak için teknoloji şirketlerinde özel birimler var. Yani özel insanlar çalışıyor nasıl daha kolay yapabiliriz diye. Çünkü bu telefonları kullanmak bu kadar kolay olmasa bu kadar bağımlılık yapmazlar. Bu yüzden bizim de edinmek istediğimiz davranışı kolaylaştırmamız lazım. Şimdi spor yapma alışkanlığını nasıl kendim için kolaylaştırabilirim? Mesela eğer bir spor salonuna gideceksem evime ya da iş yerine yakın bir spor salonu tercih ederim. Böylece hani gitmek benim için çok da zahmetli olmayacak. Veya günlük 1 saat spor yapma bana zor geliyorsa o zaman 5 dakikayla başladım. Hatta kitapta anlatılan 2 dakika kuralı diye bir şey var. Diyor ki sadece 2 dakikayla başladım. Yani işi olabildiğince kolaylaştırıp bunu bir alışkanlığa dökmeye çalışıyoruz. Bırakmak istediğimiz davranışı da zorlaştırmamız lazım. Şimdi sosyal medyada gezinme alışkanlığını nasıl zorlaştırabilirim kendim için? Mesela sosyal medya uygulamalarını ana ekrandan silerim veya telefonumdan komple silerim. Böylece hani Instagram'a girmek için direkt aplikasyona tıklamam da işte browser'a gireceğim, Instagram yazacağım falan benim için biraz daha zorlaşmış olacak. Veya ekran süresi koyabilirim. iPhone'larda biliyorsunuz her uygulama için ekran süresi koyabiliyorsunuz. Mesela kendimi yarım saatte sınırladım. Evet tabii ki yarım saati geçtikten sonra ben bunu yine değiştirebilirim ama en azından hani telefonu böyle elime aldığımda baktığımda bakıyorum bunlara giremiyorum diyor ki süre sınırın var falan tekrar kapatıyorum. Ya bu sosyal medyada gezinmek gerçekten öyle bir alışkanlığa dönüşmüş ki mesela araba kullanıyorum diyelim kırmızı ışık oluyor hemen telefonu alıyorum çat bir 2 dakika bakayım kırmızı ışıkta bile. Şimdi ekran süresi olduğunda onu yapamıyorum çünkü bir daha işte sınırı yok say diyeceğim bilmem ne diyeceğim falan filan birkaç tane adımı var. Benim için bir tık zorlaşmış oldu ve gerçekten benim sosyal medya kullanımımı azaltmış oldum. Ve geldik son adıma, o da ödül adımı. Bir davranış ne kadar hızlı ödüllendirilirse o kadar çok pekişiyor. Ve aynı şekilde ne kadar hızlı cezalandırılırsa o kadar çok o davranıştan uzaklaşıyoruz. Ama iyi alışkanlık edinmenin şöyle kötü bir tarafı var. Ödül hemen gelmiyor. Yani mesela sağlıklı beslenmeye başlıyorsun 1 hafta 2 hafta falan. Doğru düzgün kilo veremiyorsun yani çok uzun süre bunu yapman lazım. Ya da spora başlıyorsun 1 hafta 2 hafta her gün düzenli gittin. Bakıyorsun bir değişiklik yok motivasyonunu kaybetmeye başlıyorsun çünkü ödül hemen gelmiyor. Kötü alışkanlıklarda da aslında onun da sonunda bir ceza var ama ceza hemen gelmediği için onu da fark etmiyoruz. Ya mesela sürekli şeker tükettiğimizde ileriki yaşlarda sağlık problemlerine sebep oluyor ama anlık olarak bir ceza görmediğimiz için sürekli şeker tüketmeye devam ediyoruz gibi. Bu yüzden kitabın önerdiği şey anlık ödüller veya anlık cezalar koyma. Anlık ödüllendirme nasıl olabilir? Dedim ki ben spor yapma alışkanlığı kazanmak istiyorum. Bence bu ödüllendirme sistemini bu alışkanlık takibi uygulamaları çok güzel yapıyorlar. Seni böyle sürekli motive edecek bildirimler gönderiyor. iPhone'larda her gün halkalarını tamamlama diye bir şey var. Bu seni gerçekten motive ediyor. Mesela bir ay boyunca halkanı tamamlamışsın. Sonra diyorsun ki ya buna devam edeyim. Veya arkadaşların da seni yarıştırıyor. Sana ödül veriyor kazandığın zaman. Yani anlık şekilde ödüllendirerek aslında bu davranışı daha tatmin edici kılmış oluyor. Kötü alışkanlığı bırakmak için de bunu tatmin edici olmaktan çıkarmam lazım. Yani anlık bir ceza koymam lazım. Mesela bir arkadaşımla anlaşma yapıp işte eğer Instagram'da yarım saatten fazla geçirirsem o gün sana kahve ısmarlayacağım. Böyle bir anlaşma yapabilirim. Böylece her gün kahve ısmarlamak istemeyeceğim için. Bu benim için itici bir şeye dönüşmüş olacak. Gibi gibi. Yani üzerinde düşünürsek bir sürü başka örnek bulabiliriz. Şimdi özetleyecek olursak dedik ki bütün alışkanlıklar 4 adımdan oluşan bir döngüyü takip ediyor. Bu işaret, istek, tepki ve ödül. İyi alışkanlıklar da bu döngüyü takip ediyor. Kötü alışkanlıklar da bu döngüyü takip ediyor. Ve iyi alışkanlık geliştirmek için yapabileceğimiz bazı taktikler var. Kötü alışkanlıkları bırakmak için de yine yapabileceğimiz bazı taktikler var. Tabii ben burada işi özetlemiş oldum.
Kitapta daha bir sürü işte 2 dakika taktiği gibi ya da alışkanlık istifleme taktiği gibi bir sürü başka detay var her başlığın altında. Bir de bir sürü başka güzel örnek de var. O yüzden bu kitabı okumanızı mutlaka öneriyorum. Yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsanız onu da mutlaka yorumlara yazın. Çünkü yapmak istediğimiz şeyleri birisiyle paylaştığımızda bu bizde hem biraz bir mecburiyet yaratıyor hem de bizi biraz daha bu işi yapmaya motive ediyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.